Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi dünden kalan başlıklarımız var. Bugünün yeni önemli gündem maddeleri var. Dün para politikası kurulu toplantısı içeride. Ardından zorunlu karşılıklara ödenen faizdeki üst sınırın yukarıya çekilmesi. Dolayısıyla aslında bankalar için normal koşullar altında olumlu bir hamle. Mevduat faizlerinin düşüşünü belli ölçüde engellemeyi hedefleyen ve bundan sonraki süreçte para politikasının etkinliğini daha da artırmayı amaçlayan bir adım geldi. Bununla birlikte yurt dışı piyasalara dönüp baktığımız zaman dün önce büyüme verisinin zayıf gelişi, aynı zamanda çeyreklik çekirdek hane halka harcamaları verisini, ki normalde çok çeyrekliğine bakmayız ama piyasa satın almak istediğinde buradan satın alabiliyor. İşte 3.4 yerine 3.7 gelince bir anda piyasada mod bozuldu. Amerikan tahvilleri 4.70'lerin üzerine attı, 4.72-4.73'lere kadar gitti. Bugün altında bir parça ama biraz da aşırı panik ve stresle birlikte işte endekslerde %2'lere yakın satışlar vesaire oldukça negatif bir tabloyla kapanış gerçekleşmiş oldu. Daha sonrasında bugün Japon Merkez Bankası'na baktığımız zaman herhangi bir adım atmadığını, verdiği rehberliğin zayıf bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Japon yeni bir kez daha 34 yılın en zayıf seviyesine geldi. Müdahale geldi, gelebilir, gelecek denilirken şu anda Japon Merkez Bankası verdiği rehberliğin içerisinde çok ekstra bir şey sunmamış gibi görünüyor. Basın toplantısının çıktılarından sonra biraz daha net olarak konuşma şansına sahip olabiliriz. Bir önemli notsa yine özellikle Amerika'da seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla özellikle Trump gelecek olursa onun atacağı ve atmayacağı adımlar üzerine tartışmalar sürüyor. Dün Bloomberg'un bu konuyla ilgili önemli bir haberi vardı. Trump'ın danışmanlarının, önceki dönem danışmanlarının yazdıkları çeşitli raporlar, makaleler olduğunu anlıyoruz. Bunlar özellikle kur tarafıyla ilgili olarak kendi dolar dominansını azaltmak isteyen ülkelerin attığı adımların cezalandırılması gerektiğini düşünen açıklamalar. Bu bağlamda işte özellikle BRICS ülkelerindeki, hani Rusya'yı zaten denklemin dışında bırakmak lazım. Çin ayrı bir denklem konusu ama Brezilya gibi, Güney Afrika gibi diğer ülkelerde de benzer şekilde BRICS toplantısından çıktılarla dolarla yaptığımız ticareti azaltalım temasının Trump gelecek olursa problem yaratacağı anlaşılıyor. Biraz belki bunun üzerine de konuşabiliriz. Şimdi istersen önce bir hızlı yurt dışı toparlaması yapalım. Sonra daha geniş Türkiye konuşalım. Çünkü içeride kredi piyasası da başta olmak üzere konuşulacak çok fazla şey var. Öncelikle dünkü fiyatlamanın aşkın olduğu konusundaki görüşe ne dersin? Bugün Asya piyasaları canlı, %1 civarında artıda çünkü. Evet. Şimdi Fed'in davranışına ilişkin piyasaların tahminlerinde ciddi bir dalgalanma var. Yani yıla başlarken bir ara Fed'den 5-6 adet indirim bekleniyordu bu sene için. Şu an geldiğimiz noktada 2 bile fazla görülmeye başlandı. Bunun temel sebebi şu: Amerika'da enflasyonun düşerken direnç gösterdiğini net bir şekilde gözlemliyoruz. Yani bunu birçok değişkenle aslında bizim karşımıza çıkıyor. Bu arada bu olgu sadece Amerika özgü olmayacak ha. Bence Türkiye'de de bunu göreceğiz ileride. Birazdan bunu konuşuruz. Ve ben burada şunu söylüyorum. Biz sadece para politikasına bakmamamız lazım. Maliye politikasına bakmamız lazım. Sadece işin ekonomik boyutuna bakmamamız lazım. İşin sosyolojik boyutuna bakmamız lazım. Ama yani dün itibariyle şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Ama öncesinden bir şey bahsedeyim size. Salı günüydü galiba. JP Morgan'ın CEO'su Diamond bir açıklama yaptı. Dedi ki yani biz stagflasyon riskiyle karşı karşıyayız dedi. Ne demek stagflasyon riski? Yani bir taraftan büyümede ivme kaybı, diğer taraftan enflasyonun kuvvetli gitmeye devam etmesi riskinden bahsetti. Ve hani aynı isim bundan birkaç ay önce Fed'in yani %7'ler faizlerinden falan bahsediyordu. Yani uç bir noktada kalıyor ama dünkü görüş, ya yani dünkü data onun görüşüyle uyumlu halde gelince piyasada bunu bir miktar dikkate almak istedi. Ama benim orada görüşüm şu, aynen senin dediğin gibi yani biz çeyreklik, o tüketici, kişisel tüketim harcamaları, enflasyona çok bakan bir noktada falan değiliz. Aylığına bakarız ki trendini görelim yani. Kesinlikle öyle. Ama yine de şey, yani o korkuyu hatırlattığı için, çünkü stagflasyon böyle uç bir noktada duran bir korku. O korkunun yakınlaşması bile bir cisim yaklaşıyor fikrini beraberinde getirecektir. O yüzden bir de piyasalarda hani bir gündemde önemli bir madde olmaması ya da yön bulmakta zorlanması ya da dün mesela Meta'nın karı iyi geldi ama hani harcama artışından da %20 eksiği de işlem görüyordu. Onun gibi böyle birkaç tane teknoloji balonu da önemli rol oynayanlardaki yaşanan sorunlar bence dün öyle bir hareketi beraberinde getirdi ama dün kalıcı değil bence. Zaten dün seans sonrasında gelen bilançolara baktığın zaman Microsoft bilançosu iyi geldi, Google bilançosu geldi. İyi geldi, Snap bilançosu iyi geldi. Bugün de yukarıdayız.
Onlar da bugün piyasayı hem vadelileri hem Asya piyasalarının teknoloji tarafını yukarıya itmiş gibi görünüyor. Bilançolar belirleyici oluyor yani. Aynen. Bence dünkü hareketi böyle bir gürültü olarak yani kabul edelim. Ama yine o içinde şu noktaya bakmamız lazım. Amerika'da enflasyon düşerken direnç gösteriyor mu, göstermiyor mu ve buna Fed'in tepkisi ne olacak? Bu bence önemli bir noktada. Ben görüşümü söyleyeyim. Yani aslında hiç değiştirmedim. Seninle ilk yayınımızda aynı şeyi söylemiştim. Şimdi biz ekonomistler, bu arada ikiye bölüm ekonomistleri, bir piyasa ekonomistleri, bir de akademik anlamda ekonomistler var. Piyasa ekonomisi dalgalanır. Yani gelen verilere dalgalanır, açıklama dalgalanır. Normaldir, öyle yapması lazım aslında. Onun yani zaman şeyi çok kısadır. Ama hani akademik taraftan baktığımız zaman ben oradan bakmaya çalışacağım. Şimdi yani enflasyon parasal bir olgu mudur tek başına? Bu tartışmalı bir konu. Çünkü Amerika'da aslında para politikası yanında bir de maliye politikası var. Ve yani herkes bir maliye politikasına baksın, oldukça genişlemeci gidiyor son bir buçuk sene içerisinde. Üstüne üstlük seçim öncesinde bu eğilim daha da artacak gibi görülüyor. Bu bir taraftan enflasyon yaratan bir nokta. Yani bu noktada Fed daha fazla faiz arttırsından ziyade maliye politikası biraz daraltılsın dememiz lazım. Bu birinci nokta. İkincisi, biz geçen hafta sen yokken Zeynep'le de bunu konuştuk. Ben şöyle bir olgu olduğunu düşünüyorum. O da şu, son dönemde dünyada atılan adımlar, yani pandemi sonrasında adımlardan bahsediyorum. Mesela Türkiye özelinde anlatayım. Çünkü çok benzer, Amerika'da da buna benzer. Önce teşvikler yapıldı. Bu teşvikler yüksek gelir grubunu mutlu etti. Sonra faizler sıfır negatife gitti. Bizde çok düşük yerlere geldi. Yine yüksek gelir grubunu mutlu etti. Çünkü kredi kullanıp ev, araba, mal varlık satın aldık. Sonra bu mal varlıkların fiyatı yukarı geldi. Bir de oradan servet etkisinden mutlu olduk. Sonra enflasyon yukarı doğru gelince Türkiye üzerinde konuşayım. KKM geldi. KKM'den yine mutlu olduk. Borsalar yukarı geldi. Yine mutlu olduk. Şimdi mevduat faizi Amerika'da 5,5'larda, Türkiye'de 60'larda. Yine mutlu olduk. Bak, uygulanan politikalar yüksek gelir grubunu mutlu ediyor. Yüksek gelir grubunun hem gelir anlamında olumlu etkiliyor hem servet anlamında olumlu etkiliyor. Zaten tipik iktisat teorisi der ki tüketim sürekli gelir ve servet fonksiyonunun bir yansımasıdır. Bu tarafta bunu yukarı çekiyorsa aslında tüketim canlı devam eder. Tüketim canlı devam ederse enflasyon olmaya başlar. Ya benim kanaatim şu, akademik anlamda bunu söylüyorum. Artık bundan sonra enflasyonla mücadele, para politikası yapılmaz, yapılmamalı. Yapılırsa daha büyük zararla karşı karşıya kalırız. Türkiye için aynısını söyleyeceğim birazdan. Bundan sonra maliye politikası ve yapısal adımlarla gidilmesi lazım. Aksi takdirde politikaların işlevselliği ve etkinliği bozulacaktır. Ben Amerika'da o yüzden bu sene Fed'in en az 2 adet faiz indirimi yapacağını düşünmeye devam ediyorum. Hatta 3 bile olabilir. O yüzden de o yayın başında bahsettiğim geçen yayınlarda tahminlerimi de aynen kuruyor. Yani piyasa biraz ifratla tefrit arasında gidip geldiği gibi görünüyor. Çünkü geçen yılın sonunda 6 faiz indirimi beklerken şimdi ilk faiz indirimi, dünkü fiyatlamaya bakacak olursak ilk faiz indirimi aralığa kaymış falan gibi görünüyor. Hakikaten ne bekleyeceği konusunda biraz problemli. O yüzdendir ki geçen haftadan bu yana da işlemeye çalışıyoruz bu temayı. Acaba merkez bankaları sözlü yönlendirmelerinde veya noktalı grafikler üzerinden tahmin bazlı yönlendirmelerinde ciddi bir kredibilite kaybıyla karşı karşıya kalma riski taşıyor hale geldiler mi? Ben Bernanke'nin İngiltere Merkez Bankası için de önerdiği, hatta bundan sonrası için diğer merkez bankaları için de tartışılabilecek belki senaryo bazlı, işte şöyle olursa böyle davranabiliriz, böyle olursa şöyle davranabiliriz gibi daha açık iletişime mi kaymalı? Çünkü noktalı grafikler bu kadar volatilitenin olduğu, öngörülebilirliğin düştüğü ortamlarda, işte bir yerde savaş çıkıyor, bir yerde jeopolitik risk ortaya çıkıyor ve sen aslında temeli değiştirebilecek fonksiyonel bir değişim olduğunda buna uyum sağlamak zorunda kalıyorsun Merkez Bankası olarak. Daha önceden gelen kredibiliten yüksek olduğu için herkes de buna göre pozisyon alıyor. Hem pozisyonu alan zarar ediyor hem senin kredibiliten zarar görmüş oluyor. Onun için acaba senaryo bazlı bir iletişime geçmeleri Merkez Bankaları için daha doğru olur mu diyor Ben Berdim. Yani ben çok katılıyorum. Sonu somutlaştırayım. Şu an bu Fed'in nokta grafiğinde 2024 sonu için tahminlere baktığımız zaman yani faizin hiç değiştirilmeyeceğini, hatta bir tane arttıracağını tahmin eden nokta da var. Toplam 6 tane indirime gideceğini söyleyen nokta da var. Şimdi o 6 tane indirim söyleyeceğini dile getiren kişi canlı yayına çıkıp konuştuğu zaman piyasalarda aşırı güvercin bir hava yaratıyor. O faizin artırılacağını söyleyen isim çıkınca aşırı derecede şahince bir etki yaratıyor. Ve aslında aynı Fed'in birbirinden farklı düşünceye sahip üyelerinin konuşmaları piyasalarda gereğinden fazla bir volatiliteyi beraberinde getiriyor. Ve senin dediğin gibi aslında yani o tarafta senaryo analizine dayanmayan bir önerge piyasalarda volatilite de belirsizlik yaratıyor ki bence merkez bankalarının kaçınması gereken en temel şey, normal şartlar altında bahsediyorum, belirsizliktir. Yani piyasada
belirsizlik yaratmıyor olması lazım normal şartlar altında. Biliyorum olağanüstü durumlarda bazen Merkez Bankası'nın belirsizlik yaratması gerekebilir. Hatta eskiden Merkez Bankaları'nın bütün stratejisi belirsizlik yaratmak. Tabii. Ama normal şartlar altında eğer piyasa yansımasını ya da parasal aktarım mekanizması dediğimiz yani bugün attığın adımın nihai yansımasını beklediğin süreyi daraltmak istiyorsan o belirsizliği ortadan kaldırman lazım. Vallahi ben açıkçası yani para politikalarında da bazı modalar, döngüler falanlardır. Öyle bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Ben daha da iddialı bir şey söyleyeceğim sana. O da şu, Fed'in orta vadeli hedefi 2 ya. Bunu da bence tartışacağız. Çünkü Amerika büyük bir arz şokuyla karşı karşıya kalıyor. Şimdi arz şoku dediğim zaman ben bazı yayınlarda ya da toplantılara dile getiriyorum. Bizim son 10 yıldır, 15 yıldır iktisatçılar hep talep yönlü etkiler üzerinden konuştuk. Hep onu konuştuk. Çünkü arz tarafı olabildiğince ne sakin gidiyordu aslında. Belki hani Robert Solow, toprağı bol olsun, onun bahsetmiş olduğu o teknoloji şoku ki şu an dünyada, özellikle Amerika'da yapay zeka ile beraber gelen arz şoku. Bir de bunun üzerine Amerika'nın, sen arada aslında bir yani işaret ettin. Yani Amerika eninde sonunda Çin'le kavga edecek. Ya tarihini bilmiyorum ama göreceğiz. Yani Allah uzun ömür versin göreceğiz. Şimdi daha etmiyor değil mi? Ya ediyor ama benim bahsettiğim kavga büyük bir kavgadan bahsediyorum. Yani şöyle bir şey olacak. Amerika bir noktadan sonra Çin'e diyecek senden mal almıyorum diyecek. Ama bunun demesi için Amerika'nın kendi kendine yetebiliyor hale gelmesi lazım. Ve Amerika'nın kendi müttefiklerini yetebiliyor hale. Aynen öyle. Lazım. O da neydi hani onshoring ben üreteyim, nearshoring yakınım üretsin, friendshoring dostum üretsin. Onun gelmesi lazım. Şu an Amerika onu yapması için bir sürü yasal düzenlemeyle beraber üretimi Amerika'ya çekiyor. Hatta öyle ki verimsiz yatırımları da çekiyor. Mesela Amerika için 10 sene önce otomobil üretmek bir verimsiz bir alandı. O yüzden onu bırakmıştı ama bir baktık bırakınca Çin aldı öyle bir yere gidiyor ki. Yani Türkiye'den örnek vereyim şu an. Yani marka söylemeyelim tabii. Çin markalı bazı arabaların fiyatları öyle bir noktada ki dünyanın buna rekabet etmesi mümkün bile değil aslında. Zaten Çin'in de stratejisi o. Özellikle aynı Avrupa öyle. Pazarına mümkün olduğunca hatta zararına. Tabii. Yani araç başına 8-10 bin dolar zarar etmeyi göze alarak domine etmeye çalışıyor. Şimdi Amerika ne yapıyor? Bunu üretmek için göçmen politikasını da bunu kullanıp orada ve verimsizliği göçmenlerle beraber giderecek bir yapı oluşmaya çalışıyor aslında. Ve bu bir arz şoku getiriyor pozitif anlamda. Yani Amerika'da arz eğrisi lehin hareketinden dolayı böyle bir ortamda 10 sene önceki denklemle ortaya çıkan %2 hedefle şu anki %2 doğru şeyler değil ki. O yüzden ben de sana katılıyorum. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde bence Amerika'da para politikası dizaynına önemli bir değişiklikle karşı karşıya kalabiliriz. Peki buradan geçeyim istersen çok hızlı bir Japonya'ya. Japonya zor bir ekonomi. Yani evet. Çok uzun yıllardır deflasyonla mücadele eden, daha sonrasında salgın sonrasındaki ortaya çıkan tabloyla birlikte bir miktar enflasyon gören. Ancak enflasyonu gördükten sonra da para biriminin yönetimini nasıl gerçekleştireceği konusunda biraz ikircikli, biraz mütereddit bir yapıyla hareket eden bir duruş sergiledi Japon Merkez Bankası. Sonuçta şu an itibariyle dolar yenin geldiği yer 156'lı seviyeler. Fakat bunun hem ithalat ihracat dengesi üzerinde hem aynı zamanda içeride Merkez Bankası'nın elinde tuttuğu varlık fiyatlaması üzerinde önemli ölçüde etki yarattığını görüyoruz. Bir türlü dirlik düzen tutamadı Japonya'daki bakış açısı. Getiri eğrisi kontrolü kalktıktan sonra elbette bunun belli ölçüde yansımaları olması beklenebilirdi. Ne kadar öngörülebilirdi ya da biz müdahale ettik, ederiz, ediyoruz, hayat dikkat edeceğiz söylemleriyle orayı yönetme çabasının başarılı olmadığını görüyoruz biz. Yani Japonya'nın sorunu finansal değil. Japonya'nın sorunu bence reel anlamda bir sorunu var. Bir ben hep derslerde ve toplantılarımda onu anlatmaya çalışırım. O da şu. Japonya işte 1980'lerin sonunda ortaya çıkan o reel sektör ki o yıllarda dünyanın en büyük 10 şirket dediğiniz zaman mutlaka 3-5 tane Japon şirketi ve bankası yer alırdı. O Zaibatsu'lar, Keiretsu'lar falan. Ortaya çıkan sorunlu yapıda Japonya, Batı'nın aksine sorunu çözmektense sorunu ötelemeye, yüzdürmeye tercih etti. Ve ben bunu anlatırken hep Türkiye'de bunu söylerim. Bakın derim, Türkiye'de de biz şirketler kesiminde yaşanan sorunları çözmek yerine ötelemek, yüzdürmeye gittiğimiz zaman uzun vadede yarattığınız zombiler ekonominin ana dinamiklerine zarar verir. Japonya bu sorunu yaşadı. Yani Japonya'da bence şirketler kesiminde temel bir sorun var. Bu birinci sorun. İkincisi demografik. Yani median yaşı 46-47 olan bir toplumu tükettiremediğiniz için tüketim eksikliği var. Tüketim eksikliği de büyümeyi zorlaştırıyor. Büyüme zorlaştırırken Japon Merkez Bankası uzun yıllar boyunca negatif nominal faiz uyguladı. Nominal faizin negatif olmasının getirmiş olduğu etkilerle beraber ki dünyada yaşlı nüfus tasarrufun daha yüksek olduğu bir noktada tasarruflar yurt dışına gitti. Tasarruftan yurt dışına gitmesi Japonya'ya uzaklaşmış, Japonya'ya değer kaybettirdi. Yani böyle aslında bakınca hani siz halaya yanlış adımla başlarsanız hep yanlış gider hikayesi Japonya'da böyle bir sorun var gibi görünüyor.
Bence Japonya'da Merkez Bankası orada da o pasif duruşunu aktife dönüştürüp müdahalelerle gelecek. Ama o da şeyden endişe ediyor. Yani 30 yıldır döviz piyasada... kadar birikmiş ki. Aynen öyle. Yani yaptığınız adın ne olacağını ve ben şöyle diyeyim, ben traderlık yapmış olduğum yıllara giderek hep söylerim. Ben hep Japonya'dan korkmuşumdur. Yani çünkü Japonya aslında bir devdir finansal anlamda. Mesela düşün, dünyada tasarrufun en yüksek olup finansal alana aktarıldığı ülke Japonya'dır. O yüzden bilirsiniz bir ara hani Türkiye'de Japon yabancı falan. Aynen, yatırımcılar fazlayken Japon ev hanımları sabah geldiğimizde piyasayı dağıtmış olurlardı. Öyle yani züccaciye dükkanındaki fil olabilirler Japonya'daki yatırımcılar. O yüzden de Japon Merkez Bankası bence onu bildiğinden dolayı dikkatli davranmaya çalışıyor ama Japonya'nın sorunu bence finansal değil. Japonya'nın reel anlamda bir sorunu falan var. Bu sorunu çözmeden ekonomik sorunları çözeceğini pek zannetmiyorum. Peki bütün sorunlardan bahsettik. Bu sorunlar Türkiye'nin özellikle bundan sonraki dönemde büyümesini finanse etmek için ihtiyaç duyduğu yabancı kaynak. Biz bunu sürekli konuşuyoruz. Üzerine de sürekli değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Bu kaynak üzerine ne kadar etkili olur? Biraz bunu tartışalım. Son bir iki haftadır yabancı girişi görüyoruz biz piyasaya. Özellikle swap kanalında da kuvvetli. Yaklaşık 3,5 milyar dolarlar civarında falan bir giriş var swap tarafında. Aynı zamanda bakarsan diğer cepheden işte bonoya tahvile ufak ufak girişler hisseye var. Büyük değil ama hisse tarafına küçük küçük girişler var. Hani bir akım var gibi görünüyor ama şey bunun var, devamı açısından. Düşünün, önce yani bankaların tahvilleri, Eurobondları, şimdi özel sektörün mesela tahvilleri gelmeye başladı. Mesela 2 milyar dolar talep geliyor mesela. Ve devam edecek bu arada şirketler tarafından biliyorum. Yani dolayısıyla hani akım başlamış gibi görünüyor. Oradaki akımın devam etmesi yani bizim için talihsiz oldu. Yani hani hakikaten FED faiz indirim döngüsüne şu anda girmiş olsaydı bizim için işler daha kolay olabilirdi. Ne kadar zorlaştırır sence işimizi? Evet. Yani Türkiye'nin dışarıdan kaynak çekmesinin iki tane koşulu var aslında. Bir, dışarıda ortam iyi olacak. İki, sen o dışarıda ortam iyi ya da kötü olsun fark etmez. Oradaki yatırımcı cezbedebilecek bir cazibe merkezi oluşturuyor olman lazım. Türkiye bence son 5-6 sene içerisinde ikinci tarafta sorun yaşadı. Yani dışarıda ortam iyi olsun kötü olsun fark etmez ama Türkiye dışarıdan yatırımcı çekebilecek yeterli cazibe yaratamadı bizim tarafta. Son günlerde Türkiye bu cazibe yaratmaya çalıştığı noktada ise senin dediğin gibi bu sefer dışarıdaki ortam bozulmaya başladı. Ama benim görüşüm şu açım. Yani dışarıda bir deniz derya, Türkiye'nin ihtiyaç duymuş olduğu ise birkaç bardak su. Yani o yüzden dışarıda ortam kötü bile olsa, Türkiye işini doğru yaparsa bu ülkeye kaynak girişi olur, bir sorun yaşamayız. Önemli olan bizim burada yapacağımız. İşte son aylarda attığımız adımlarla beraber kademeli olarak işte önce finansal piyasada ufak ufak girişler. Sonra işte orta uzun vadeli tahvil, işte sendikasyon tarafları falan. Bu yavaş yavaş gider ama burada ben dışarıdaki bozulma tabii ki biraz moral bozucu ama hiç önemli değil. Ben ona takılmıyorum. Türkiye doğru adımlar atarsa bence dışarıdan kaynak, ya bize yetecek kaynak çok öyle büyük bir kaynak değil. Bahsettiğimiz buraya bir 20-30-40 milyar doların giriyor olması aslında bizim ekonomiyi canlandırması, toparlaması için iyi bir fikir ve ben bunun başka bir şey tetikleyeceğini düşünüyorum. Onu genelde biz göz ardı ediyoruz. Ya bak şöyle bir anekdot anlatayım ben sana. Bundan bir sene öncesine kadar benim iş paydaşlarım, yani danışmanlık yapmış olduğum insanlar, bireyler, şirketlerden bana gelen sorular genelde şöyleydi aslında. Biz dışarı nasıl para çıkarabiliriz de. Tamam mı? Ve dışarıda bu işi yapan yatırım bankaları ya da şirketlerde yani saçlarının kaçacak vakitleri yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada ise şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ya dışarıda getiriler %4-5, içeride çok büyük getiriler var. Biz o paraları nasıl tekrar Türkiye'ye getirebiliriz? Yani rakam bilmiyorum. Bence bunu otorite de bilmiyor. Çoğu insan bilmiyor ama bu rakamın küçük olmadığını farkındayız. Yani sahiplik anlamında baktığınız zaman Türk şahıs ve bireylere ait olup şu an sistem dışında, ister yastık altında, ister yurt dışında bence en az 200-300-400 milyar dolar para var. Biz buranın rengini değiştirebilirsek, bırakın yabancı bir kenara, kendi paralarımızı direkt ya da dolaylı bir şekilde buraya getiriyor olmamız bile Türkiye ekonomisinin finansman ihtiyacını fazlasıyla yetecektir diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii onun getirilmesi için çeşitli mekanizmalar var. Ancak tabii onu nasıl getirdiğin, ne kadarını getirdiği, getirdikten sonra nereye park edeceği bunlar problem. Yani bir dönem çünkü yaklaşık biz herhalde 2018'den bu yana varlıklarını çok ağırlıklı bir şekilde yurt dışına çıkarmaya çalışan bir yatırımcı profili gördük. İnsanlar şirketlerinin paralarını, insanlar şirketlerine bankalar aracılığıyla aldıkları paraları yurt dışına falan götürdüler. Dolayısıyla hani şimdi bunun geri dönüyor olması iyi bir haber ama tekrar şirketlerine, işlerine mi dönüyor yoksa finansal varlık olarak mı dönüyor? O da önemli bir ayrım bence. Bir noktadan sonra para gelsin de nasıl geliyorsa gelsin denilebilir ama hakikaten ayarını çok bozduğumuz için geçmişte
o ayarı yerinden yerine koyabilmek, üretime devam ettirebilmek insanları bence çok belirleyici olacak. Bilmiyorum ne dersin? Öyle işte, güven ruh gibi. Asla terk ettiği bedene dönmüyor. Dönse bile beden değil, bedenin yanına oturuyor aslında. Yani güven çok önemli bir hikaye. Yani bizim güveni tesis etmemiz zaman alıcı ve bu güven bir kere bozduğunuz zaman da... Mesela ben 2 hafta önce Londra'daydım. Orada birçok yabancı işte yatırımcı ya da Türkiye'yi cover eden Türk arkadaşlarla da falan görüştüm. Vallahi onların Türkiye bakış açısı bizim ortalama Türk'ün bakış açısından daha pozitif. Daha pozitif. Ama zaten ortalama Türk'ün bakış açısı, çok ideoloji negatif falan da karıştığı tabii, için işin içine. Şimdi ekstra kısım, negatif yani. O kısım enteresan. Zaten birazdan konuşalım o kısmı da. Ama onlara şey sorusunu soruyorum ben. Diyorum ki bu kadar pozitifsiz neden para girişi olmuyor? 2 tane faktör ön plana çıkarıyor. Bir, güven. Diyor ki biraz daha zaman lazım ki biz güvenimiz daha kuvvetlensin. 2 ise gri listede oluyor olmamız. Bitiyor galiba abi. Ya vallahi Haziran ayında benim aldığım haber. Evet. Hani sadece Türkiye tarafından değil bu. Yani İnşallah Türkiye da tarafının zaten oradaki isteğini, niyetini biliyoruz. Çok Bakan, net Mehmet Bey zaten. Sayın Bakan'la konuşurken evet, de söyledi. Yayında da söyledi bize zaten. Evet. Hani biz elimizden geleni yaptık, bundan sonra çıkmasını bekliyoruz diye. Ama yani öbür taraftan aldığımız bilgi de aşağı beş yukarı. Hani Haziran ayında Haziran çok ekstra bir şey olmazsa Haziran ayında bu iş bitecek gibi görünüyor. O yüzden bu faktör de o bahsettiğimiz para girişlerinin önündeki bazı engelleri ya da bazı sıkıntıları kaldıracaktır o tarafta. Yani o yüzden hani ben oradaki görüşüm o tarafta. Yani güvenin tekrar bir tesis edilmesi, kuvvetlenmesi, pekişmesi. Yani bu arada yani aslında şöyle diyeyim, ekonomi yönetimi bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından söylenenler mesela bu hafta tasarruf önlemleri, kamuda tasarruf, bunlar pratiğe geçer mi geçmez mi tabii ki bunu beklenecektir ama oldukça kuvvetli derecede yatırımcıyı ikna edecek, güveni tesis edecek söylenenler geliyor ama işte geçmiş travmalar bunun realize olması engelliyor. İkinci kısma gelelim istersen o şey. Ya içerideki hava hakikaten beni biraz şaşırtıyor. Yani şöyle şaşırtıyor. Mesele üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi noktasına geldik noktasındayım. Ben özgürlükleri savunan bir insanım. Asla bundan ödün vermedim. Hatta geçmiş kariyerime baktığım zaman da ödün vermememden dolayı mağduriyetlerim de olmuştur. Ama son dönemde ben bu özgürlüklerle manipülasyon kelimesi kavramının karıştırıldığını düşünüyorum. Mesela bir örnek vereyim. Sosyal medyada son bir haftadır şöyle bir şey geçiyor. TL mevduata stopajın artırılacağına ilişkin böyle iddialar dolaşıyor ortalıkta. Şimdi bu arkasındaki dayanağınız yoksa, kaynağınız yoksa bu bir manipülasyondur. Ve böyle bir şey ortaya attığınız zaman TL yatırımcısına zarar verirsiniz. Halbuki dün Merkez Bankası atmış olduğu bu zorunlu karşılıkları ödenen faizle beraber tam tersi Türk lirası mevduatı teşvik etmeye çalışıyor. Tamam mı? Ya burada bir stopaj artışı normal koşullar altında beklenecek bir şey değil. Kesinlikle değil. Yani... Şimdi siz onu söylediğiniz zaman o taraftan yatırımcı rahatsız ediyorsunuz ve uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu özgürlük müdür? Yoksa bu manipülasyon mudur? Yani o yüzden de yani benim gibi özgürlüklere çok fazla önem veren bir insan olarak bence burada bazı noktalarda artık insanların ideolojik duruşlarını, yapılanları gerçek değerlendirmeye mani olmuyor noktaya gelmeleri lazım. Bizim ona objektif bakmamız lazım. Yani üzüm yiyip bağcı dövmemiz gerekiyor. Yani işte tabii stopajda vadenin sonuna gelindiği için bundan sonrasında orada işte aynı sistemle devam mı edilecek yoksa işte bir düzenleme olacak çünkü maliyenin de gelir ihtiyacı var vesaire falan filan gibi bir bakış açısıyla anladığım kadarıyla bu düşünülüyor. Bende somut bir bilgi yok açıkçası. Hı hı. Ama hayatın doğal akışına göre ekonomi zaman politikasının doğal akışına uyumlu görünmüyor en azından şu anda. Kesinlikle. Onu söyleyebiliriz. Ha çıkar bilemeyiz tabii ki. Hani sonuçta bu konuda net bir bilgi yok. Alınmış bir karar ya da yapılmış bir düzenleme de şu an itibariyle benim öğrendiğim kadarıyla yok. Ama sonuçta hani dün Merkez Bankası'nın söylediğine, hayatın olağan akışına, Türk lirasının biraz daha fazla öncelenmesine dönük bu kadar adım evet atılırken evet, aykırı evet görünüyor. Aynen. Bir de vergiler tarafında da yani Sayın Bakan ısrarla dile getiriyor aslında. Bir kez bugün enflasyona sebebiyet verecek bir vergi düzenlemesinden özellikle imtina edilecektir. Çünkü enflasyonu düşürmeye çalışırken değil mi? Kamu mal ve hizmet fiyatlarının yukarı çekici ya da ne bileyim vergiyle beraber ilave bir şey yapılmaktan imtina edecektir. Enerji de belki olabilir. Olabilir ama orada da benim beklentimi seninle paylaşayım. Yani şu an Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonda zirve seviyelerini göreceğimiz aylar gibi görünüyor. Bence böyle bir noktada bir enflasyon tetikleyen bir unsurdansa enflasyonun bazdan dolayı düşüşe geçeceği yaz aylarında kademeli bir artış çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Bence maliye politikası vergi tarafında ya da maliye tarafında iki şey yapılması lazım. Bir harcama azaltılması, ikincisi ise toplanamayan vergiler tarafında işte muafiyetler, istisnalar olsun ya da hani esnaf tarafında
toplanan vergiler olsun falan ya da şu IBAN'daki transferler olsun, o taraftan bence gidilecektir. Oradan bir şey sağlanamazsa vergi tarafından gidecek. Çünkü tabloda çok net ortada, yani bütçede bir açık var, bunun tamamlanması lazım. Ama benim demek istediğim hikaye şuydu aslında. Yani genel suyun akışını aksi yönde bir iddia ortaya koyuyorsanız bunu ispatlamanız lazım. Aksi takdirde bu piyasalarda yalpalamayı beraberinde getiriyor. Bu da ana sistemin akışına aykırı bir durum oluşturuyor. Şimdi tabii konvansiyonel medya kuruluşları olarak bizlerin yaptığı haberlerde, içeriklerde, paylaştığımız bilgilerde teyit mekanizmasını işletme zorunluluğumuz var. Sosyal medya bu yükümlülüklerle hareket etmiyor. Dolayısıyla aslında burada önemli unsurlar var. Elbette herkesin emeği var, herkesin bir bilgi birikimi var, herkesin bunu kullanış biçimi var. Dolayısıyla buralarda çeşitli görüşlerin beyan edilmesi, insanların birbirleriyle paylaşım yapması, esas sosyal medyanın ruhu bu. Ama sorumluluk konusu, evet, senin söylediğin gibi bence önemli. Yazdığımız şeyin bir bilgiye dayanması, o bilginin sadece duyum olup olmadığıyla değil, aynı zamanda teyidinin olup olmadığıyla da alakalı. Yoksa insanların geçmiş kariyerlerini, hayatlarının bugüne kadar getirdikleri değerlerini de sorgulatır hale gelme riski, kesinlikle, barındırıyor. Öyle. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Aynen. Bir de ben belki burada bir fırsat olarak şunu da söyleyeyim. Özellikle sosyal medyada, özellikle YouTube kanallarında sorumluluğu olmayan, yani herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayan, tek iştahı ve isteği hakikaten daha fazla insan tarafından takip edilip videosunun birkaç bin daha fazla izlenmesi olan. Çünkü gelirini buradan elde eden birçok profil var. Bu profillerin de dediğim gibi, bakın, herkesin emeğine saygım var. Bu çok yapılabilir bir iş, çok saygı duyulacak bir iş ve aslında hayatın geleceğinde de çok yeri olan bir iş. Buna çok katılıyorum. Ama sadece takipçi toplayabilmek ya da daha fazla izlenebilmek için şu şuraya gidecek, bu buraya gidecekleri insanlar söyleyebilir ama izleyenlerin ve finansal okuryazarlığı nispeten sınırlı olanların da, evet, buradaki amacın ne olduğuna bakması lazım. Çünkü kanaatler bunlarla oluşmaya başlıyor. Kesinlikle. Yatırım davranışları bunlarla şekillenmeye başlıyor ve hakikaten bir yerden sonra onu izleyen zarar etmeye başlıyor. Kesinlikle. Çok zor kazanılan paralar, 3 kuruş bilgisi olmayan, tek isteği kendisine 3-5 kuruş daha fazla para kazanmak olanların felaket senaryoları üzerinden şekilleniyor. Bu bazen çok iyimser olabilir, bazen çok kötümser olabilir. O yüzden ben hani kendi adıma yatırımcılara dikkat çağrısı yapmak adına söylüyorum bunu. Çok doğru. Çok doğru. Burada özellikle döviz tarafı için biraz belki bunun üzerinden konuşabiliriz. Seçim, evet, öncesi, seçim sonrası mesela. Aynen. Bunun en önemli yansımalarından biri oldu. Biz seninle burada hep konuştuk yani Mart ayında. Dedi ki otorite net bir şekilde ortaya koyuyor. O kadar net ki para politikası metnine bu ibare getirmeye başladı. Hatta o konuda biz Erhan Hoca'yla da falan konuşuyorduk. O kadar net belirtmek doğru bir yaklaşım mıdır tartışılır. Ama net bir şekilde Türk lirasında reel değerlenme ibaresi ön plana çıkarıldı. Ama ne oldu? İşte az önce bizim konuştuğumuz mecralarda seçim sonrasında kurda sert artış beklentisiyle, bak, Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatlarında yaklaşık 11 milyar dolarlık bir artış oldu Mart ayı içerisinde. Bu bizim bildiğimiz döviz alıp sistemde mevduat yapanlar. Bir de alıp yapmayanlar altın alanı düşündüğü zaman, ya bakın, o sosyal medyadaki o çağrıların ne yarattığını gördük. Ne oldu peki seçimden sonra? Bir, seçimi konuşmuştuk. Seçimin ortaya koymuş olduğu tablo genel bir pozitif hava yarattı. İkinci, seçim sonrasında ekonomi yönetimi ve politikalarına bağlı kalınmaya devam edildi. Ve bunlarla beraber aslında o varsayımların doğru çıkmadığı anlaşılınca ve diğer taraftan dövizde pozisyon almış olan yurt içi yerleşikler, dövizde pozisyon almayıp TL'de kalanlara baktıkları zaman %60 mevduat kazandıklarını görünce, bir de uzun bayram tatili TL ihtiyacı olunca, o mevduatlar bozulmaya başlandı ve Merkez Bankası Nisan ayında 1-19 Nisan'da 12,5 milyar dolar bir döviz aldı falan. Yani bak, yani o etkiyi görüyorsunuz ama, değil mi? Yani onu, o yüzden de yani benim bizi izleyen yatırımcılara tavsiye, dinlesinler, okusunlar ama yani sorumlulukları olan insanların gerekçelerini de dikkate alarak ortaya koymuş olduklarından gitsinler de bir de değişimi doğru ölçebilsinler. Şimdi bu noktadan belki yani devam edelim. Ben sene sonu dolar TL kur tahminim 40. Ben bunu Kasım ayından beri diye getiriyorum. Bu yayınlardan çıktık da sosyal medyada görüyorum yani. Bana bazen yükseksin diyenler vardı, bazen düşüksün diyenler vardı ama ben yaklaşık 6 aylık 40'ta devam ediyorum. Nerede saparım onu da söyleyeyim. Yani bana söylesen sene sonu saparsan, nerede saparsın? 38-40 bandında saparım diye tahmin ediyorum. Aşağı yönlü saparım. Aşağı yönlü saparım. Çünkü şöyle bir şey. Türk lirası değerli mi değerli? Bundan önce burada konuşmuştuk. Hatta Türk lirasının değerli olduğunu
yurt dışı tatil harcamalarındaki artıştan da net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bugün itibariyle enflasyona karşı mücadelede Türk lirasının reel değerlenmesi gerekiyor ki enflasyon tarafında da işler çözülebilsin. Yani dezavantajı ne? TL değerlenmesinin getirdiği ihracatçı etkisi. Orada da otorite şunu düşünüyor. Diyor ki eğer enflasyon düşerse, zaten düşen enflasyon finansman maliyetlerinden tutun öngörülebilirliğe kadar sağlayacağından dolayı orta uzun vadede ihracatçının lehine çalışacaktır diye varsayımdan dolayı. O yüzden bunu ortaya koyalım bu noktada. Belki burada sen şimdi bana pas vereceksin. Dün Merkez Bankası'nı biraz konuşalım. O Merkez Bankası'nın konuşalım ama bir kısa reklam arasına tamam. Gidelim. Reklam arasından okay. Sonra devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümünde Fatih Keresteci ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünkü Merkez Bankası kararıyla noktalayalım bu bölümü de. Bir 6-7 dakika süremiz var. Şimdi özellikle Merkez Bankası duruşunda bir değişiklik yapmıyor. Gerekirse sıkılaşma mesajını vermeye devam ediyor. Geçen sefer zaten sıkılaştırmıştık. Şimdi bunun gecikmeli etkisini biraz izleyeceğiz diyor. Evet, beklentiler paralelinde. Ben Merkez Bankası'nın sıkıldığını biraz farklı ölçüyorum kendi metriklerimle. O da şöyle bakıyorum. Şimdi değişimin sert olduğu dönemlerde yıllık rakamlara bakmamak lazım. Çünkü yıllık dediğiniz zaman ilk başta 12 ay öncesine kadar gidiyor. O yüzden benim bakış açım şu. Ben mesela önümüzdeki 3 ay, bugün 92 günlük mevduat alıyorum faizi, yaklaşık 60 civarında. Ve önümüzdeki 3 ayı enflasyonuyla reel bir faiz çıkarmaya çalışıyorum. Böyle baktığım zaman şu anki sıkılık seviyesi neredeyse son 20 yılın en sıkı döneminden geçiyoruz. Buna benzer bir 2018 o Brunson krizinden sonra denk geliyor. Bu yüzden bence Merkez Bankası'nın her ne kadar metinde gerekirse faiz arttırım demesine rağmen ki bence demesi gerekiyor o noktada, bence sonuna geldi. Artık bundan sonra Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyecek bence. Koridoru genişletmesi gerekebilir mi? Gerekebilir. Likit adımı gerekebilir mi? Gerekebilir. Sterilizasyon gerekebilir mi? Gerekebilir. Ama bence artık para politikası Türkiye'de üzerine düşen görevi önemli ölçüde yapmıştır. Bundan sonra bence enflasyonla mücadelede Türkiye'nin bir maliye politikası, ikincisi ise yapısal anlamda adımlar atması lazım. Yapısal derken gıda tarafına bahsediyorum. Gıda tarafında hem üretim anlamında bir şeyden bahsediyorum. Bir diğer tarafta ise bu hizmet, gıda hizmet sektöründeki fiyatlardaki katılıklardan bahsediyorum. Yani bu dediğimi herkes çok net anlıyordur, tamam mı? Dışarıda yemek yediğimiz zaman karşı karşıya kaldığımız hikaye. Yine burada ben özgürlüklerden yanayım ama artık o tarafta da kontrollerin devreye girmesi gerektiğini düşündüğüm dönemden geçiyorum. Bizim ben. Bugün Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısının kapağı, bilmiyordun değil mi? Bilmiyorum, hayır. Kapağı gün gelir hesap döner diyor. Aynen öyle. Dolayısıyla lazım. Hakikaten şu an itibariyle hani kafeydi, restoranda oydu buydu. Hani 17 bin lira asgari ücretin olduğu ülkede ortalama restoranlarda kişi başı fiyatların 1000 liralara yaklaşmış olması, et yemeklerinin işte 300 lirayla 700 lira arasında gidiyor olması falan, yani asgari ücret artışı, maliyet artışı açıklanabilecek bir şey değil. Anlayabiliyoruz ama hani bence evet. Fiyat elastikiyetinin sonuna yaklaşmış olabilirler kesin, gerçekten. Kesin kesin. Bak şöyle bir kavram yani var. Lüks restoranla orta düzey restoran arasında fiyat farkı kalmadı. Kesinlikle öyle ya. Lüks yani, restoranlar daha doğru fiyatlar hale geldi. O yüzden arkadaşlarım abi dışarıda yemek yerim diyorlar. Ben de diyorum ki yani beni izleyenler bir kısmı belki biliyordu. Ben iyi yemek yaparım. Hadi ya yarı amatör profesyonelse yemek yaparım. Buyurun gelin evde size yemek yapayım diyorum. Hem ne yediğinizi bileceksiniz hem de kazık yemeyeceksiniz. Çünkü hakikaten ben artık enflasyonun sebeplerinden birisi kontrolsüz fiyat artışları olduğunu düşünmeye başladım. Sadece yemek diye düşünmeyin. Yani mesele valeler. Yani inanılmaz derecede de bunun arkasında tek şöyle bir endişem falan var. Bunlar vergilerini ödüyorlar mı? Bilmiyorum, ödüyorlar mı? Bence ödemiyorlar. Yani o yüzden bence orada atılması yani adım artık para politikası değil. Artık maliye politikası, maliye politikası dediğin vergi bacağı ve kontroller devreye giriyor olması lazım. Çünkü şey çözmüyor bu hikayeyi, açıkçası onu anladım ben. Faizleri arttırıp insanları tasarrufa teşvik edelim bu çözmüyor. Çünkü faiz artışı insanların mevduat getirisini arttığı için dışarıda yemek yeme alışkanlıkları daha da pekiştiriyor. Orada farklı yerden gitmek lazım. Artık para politikası enflasyonla mücadelede etkinliğinin sonuna gelmiştir. Burada kalması lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi sürenin sonuna geldik ama hakikaten o kadar çok, 2,5 dakikamız var, o kadar çok cevaplanması gereken soru var ki. Şimdi bir anda hane halkının bu kadar zorlandığı bir ortam, emeklinin evet. bu kadar zorlandığı bir ortam. Ben bugün bunu yazmaya çalıştım Bloomberg Business Week Türkiye'de.
bir anda da bir şekilde enflasyonu düşürmek zorundasın. Evet. Düşürmek için de şimdi asgari ücrete zam yapacak mısın, yapmayacak mısın? Emekli maaşı 10 bin lira en düşük emekli maaşı artıracak mısın, düzeltecek bir şey yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yani yapman gerekir. Kesinlikle. Ama yapmaman da gerekir. Aynen öyle. Dolayısıyla çok zor açmazlar. Onun için keşke yazıyı öyle bitirdim. Sarı öküzü vermeseydik. Sarı öküzü enflasyonlu evet, evet. işte. Şu an bir sorumuz ne biliyorsun aslında? Bizim dünyanın da sorunu bu. Yüksek gelir grubu ile düşük gelir grubu arasındaki fark öyle bir açıldı ki senin atmış olduğun tek bir politika taraflarda farklı etkiler yaratmaya başladı aslında. Dolayısıyla bunlar hakikaten önemli ve belirleyici unsurlar. Bence bundan sonrası için biraz daha bu tarafı tartışmamız lazım. Son soru, piyasadaki varlık fiyatlamasını nasıl buluyorsun diye sorayım. Yani yeni halka arzlar da geliyor. İki tane evet. yeni halka arz var. Dolayısıyla onları da belki işin içerisine katarak büyük halka arzlar da geliyor. Hani hisse senedi piyasasındaki tabloyu nasıl görüyorsun şu evet. anda? Ya ben hisse senedi olumluyum. Hatta somut örnek, ya somut tahminlerimi ortaya koyayım ben. Ben bu sene sonunda BIST yüz endeksinin 15 bin seviyesi civarında olacağını düşünüyorum. 15 bin? Evet. Bankalar pozitif ayrıştılar uzunca bir süre. Bence bir süre daha devam edeceklerdir. Ne zaman ki biz enflasyon tarafında kırılmayı görmeye başlarsak bu sefer bankalardan sanayi tarafına doğru bir shift yani başlayacaktır. 7 ayda %50 bekliyorsun değil evet. mi? Kabaca. Evet. Ve bu hareketin de bu 7 ayın ilk 3 ayında bankaların yine pozitif ayrışmaya devam edeceğini ama biz Temmuz gibi enflasyon aşağı gelmeye başlayınca yıllık bazda ve Merkez Bankası sıkıldı biraz gevşetmeye başlayınca bir rotasyon başlayacağını, bu rotasyonun artık bankalar yerine sanayi tarafına. Çünkü yıllık bazda baktığınız zaman getirilere, yani bankalarda %250'lere varan artışlar varken sanayi tarafında %20-30'lar falan var. O yüzden o döngüde de bankadan sanayiye doğru bir shift bekliyorum. O da yılın ikinci yarısında hatta son çeyreğinde olacağını düşünüyorum ben. Oldukça kuvvetli bir beklentiyi dile getirmiş oldun. Bunu ileriki programlarda daha detaylı olarak konuşuruz. Fatih Keresi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sabah raporundan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.